Bugün size hepimizin yaşadığı bir iletişim kazasından bahsedeceğim. Dinlemeden yanıt verme. Evet, o an geldi. Daha karşınızdaki kişi cümlenin başını bitirmemiş ama siz çoktan sonuna varmışsınız zaten. Adeta "Doğru, ben bir kahinim. Ne söyleyeceğini biliyorum" havasındasınız. Hepimiz bu durumu yaşadık ve yapıyoruz, kabul edelim. Karşımızdaki kişi "daha bugün iş yerinde" diye başlıyor ama biz çoktan "kesin yine şikayet edecek, hemen cevabı yapıştırayım" diye düşünüyoruz. Peki sonuç ne oluyor? Konunun nereye gittiğini dahi anlamadan karşımızdaki kişiyi tam anlamıyla şaşırtmayı başarıyoruz. Dinlemeden yanıt vermenin asıl sorunu şu: biz aslında dinlemiyoruz. Sadece konuşmak için sıramızı bekliyoruz. Karşımızdaki kişi konuşurken aklımızda sürekli "ne söyleyeceğim acaba, ne cevap vereyim" düşüncesi dönüp dönüp duruyor. Sonuçta ne oluyor? Cümlenin başı, ortası, sonu sürekli karışıyor. Kelimeler bir bir havada uçuşuyor ama bizim kafada sadece tek bir şey var: cevap verme dürtüsü. İletişim kurarken bir süre durup gerçekten dinlemek işin sırrı. Ama maalesef modern çağın hızına kapılıp gidiyoruz. Her şey hızlı olsun istiyoruz. Düşünceler, konuşmalar, cevaplar, bunlar hep hızlı olsun istiyoruz. Peki bunun bedeli ne? Gerçek anlamda iletişim kuramamak aslında bunun bedeli. Dinlemeden yanıt vermek karşımızdaki kişiye şu mesajı veriyor: söylediklerin umurumda bile değil. Bir an önce cevap vermem gerekiyor. Düşünün, arkadaşınız size "bugün iş yerinde" diye konuşmaya başlıyor ama siz daha onun ne yaşadığını dinlemeden diye cevabı yapıştırıyorsunuz. "Aman boş ver, herkesin işi zor." Sonra bir bakıyorsunuz, meğer arkadaşınız işte terfi almış. Size güzel haberi verecekmiş ama siz önceden lafa girip olayı başka bir boyuta taşımışsınız. Sonuç, arkadaşınızın hevesi kırılıyor, sizse bir şeyleri kaçırmış olmanın pişmanlığını yaşıyorsunuz. Halbuki bir iki dakika daha sabretseniz, gerçekten dinleseniz belki çok daha keyifli bir sohbet olacaktı bu. Peki bu dinlemeden cevap verme alışkanlığından nasıl kurtulacağız? Cevabı basit: önce dinle, sonra konuş. Evet, kulağa kolay geliyor ama işte uygulaması zor. Yapmıyorsun zaten bunu, onun için bu videoyu dinliyorsun. İşin püf noktası şu: bir sabır. Karşınızdaki kişinin konuşmasını bitirmesine izin vermeniz lazım. Gerçekten ne söylediğine odaklanmanız lazım. Çünkü sağlıklı bir iletişim için önce karşınızdakini anlamanız gerekiyor. İletişim sadece konuşmakla değil, dinlemekle de olur. Eğer dinlemezseniz söylediklerinizin de anlamını yitirdiğini unutmayın. Karşınızdaki kişiyi anlaşıldığını hissetmeli. Bunu sağlamak için öncelikle gerçekten dinlemek ve sonra yanıt vermek gerekiyor. Yani konuşmanın hızını kesip dinlemeye odaklanmak en doğru adım olacak sizin için. Unutmayın, kulaklarınız sadece başınızda durması için orada değiller. Gerçekten dinlemek iletişimin altın anahtarı. Konuşmadan önce biraz daha dikkatle dinleyelim ve karşımızdaki kişiyi gerçekten anlamaya bir çalışalım. O zaman göreceksiniz, cevap vermek daha kolay ve anlamlı olacak. İletişim Hezeyanları serisinin ilk bölümünün sonuna geldik ve aslında bu bir başlangıçtı. Geriye kaldı 29 bölüm. Eğer devamını da merak ediyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bir sonraki videodan da haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Eğer bir fikriniz varsa ya da işte herhangi bir şey söylemek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.